Arkadaşlar merhaba. Şimdi tekrardan karşınızdayım. Kusura bakmayın böyle atarlı giderli falan video çekiyor diye o veya işte yazı yazıyor, tweet atıyor gibisinden konuşanlar beni eleştirenler oluyor. Eyvallah başımızın üstüne. Ama kendileri işte sonuç veya işte şurası burası. İşte Bingöl'de deprem olursa Ankara nasıl etkilenir diye yazanlara başka türlü cevap veremiyorum kusura bakmayın. Artı derdimi de Türkçe anlatmaya çalışıyorum. İngilizcem zayıf onu da söyleyeyim. Japonca hiç bilmiyorum onu da sizlere bildirmek istiyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Çok ufak Kayseri'den, işte Kahramanmaraş il merkezindeki faylardan, Malatya Kütürge'ye biliyorsunuz ithal bilim adamlarımız bizimle çok uğraşmayı sevdiği için bugüne kadar olmayan insanlar 6 Şubat'tan sonra herkes bir peydah oldu. Herkes konuşuyor. Neredeydiniz arkadaş önceden ya? Bakın arkadaşlar öncelikle şunu söylüyorum. Savaş diyorlar yani masada kazanılır, sahada değil diye. Tam tersi aslında. Sahada kazanılır. Deprem de aynı şekilde. Deprem masada konuşmayla olmuyor. Sahada çalışacaksınız. Sahada gözlemleme yapacaksınız. Yani tamam veriler, uydu verileri, işte çeşitli emareler bunları tamam bilgisayar ortamında internetten bakacaksınız. Ama sahada gözlem yapmanız şart. Bunu anlatamıyorum ben insanlara. Hala masa başındaki çok bilmişler, yorum yapmayı çok seviyorlar. Araziyi, daha arazinin tozunu içlerine çekmeden depremcilik oynuyorlar. Öyle söyleyelim. Şimdi bir sahadaki deprem hareketi seviyesini etkileyen en önemli iki faktör neydi arkadaşlar? Bir, mesafe, yani derinlik mesafesi ve büyüklüğü. Yani kaç kilometrede gerçekleşti ve büyüklüğü neydi? Bu en büyük iki tane faktör depremin etkisinde. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Morfolojik yapı, yani zeminimiz. Zemin yapısı bozuksa eğer, altılık bir depremi sizin binanız 7'lik, 7,5'luk büyüklük olarak söylüyorum. Şiddet değil tabii ki bu. Hissedebilir. Değil mi? Yani bu zemin büyütmesi dediğimiz olay. Zemininiz yumuşaksa ivmelenmeden dolayı ivmelenme neydi? Yani gravite. Gravite neydi? Yer çekimine karşı uygulamış olduğu hassasiyetten yani daha çok sizin anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yer çekimine karşı mukavemeti azalıyor binanızın ve ona göre davranış gösteriyor. Eğiliyor, bükülüyor veya işte dönüyor, takla atıyor gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Plaka hareketlerinin ve diğer jeolojik süreçlerin uzay zaman boşluğu fonksiyonlara bağlı olarak faylara baskı yapıyor. Yani bu da belli bir süreden sonra yürümesi gereken plaka yürümediği zaman işte fay diyeyim yürümediği zaman o kırık yürümediği zaman sıkışma oluyor. Sıkıştığı zaman da yıllarca birikiyor. Sonra bir zaman sonra doğrultulu veya işte yana veya düşey atılmış şekilde fayın daha çok işte geometrik özelliklerine göre bu gerçekleşiyor. Yani sismik tehlike analizleri de yapılırken özellikle şeye dedik çok dikkat etmek lazım. Zemin sıvılaşmasına dikkat etmek lazım. İşte o faydaki birikmiş olan enerjinin ne kadarlık bir enerji. Mesela çok kısa şöyle özetleyeyim. Bakın ortam biraz geriliyor ondan sonra. Yani atıyorum daha Kızılca fayını bir hocamız ne demişti? 7-10'da 2 deprem üretir. Evet üretir. İnsanları panik yaptırmanın bir şey yok. Ne zaman üretti en son depremi? Şu ana kadar en son üretmiş olduğu depremden bu zamana kadar olan enerji ne kadar birikti orada? 90 santimetre. 1928'den bu zamana hesapladığımızda İzmir için bahsediyorum. 90 santimetre. Hadi bir metre olsun. Yani 6'yı geçecek yani 5,5-6'yı geçecek bir deprem yok ki orada. Yani aradaki fark da çok fazla. Onu da zaten birazdan anlatacağım. Çok özür dilerim. Yani 6'lık bir deprem için 32 tane 5'lik deprem lazım sevgili dostlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 6'lık bir depremin enerjisinin deşarjı için 5'lik depremden 32 adet olması gerekiyor. Yani zırt diye öyle 7,2 olacak. İşte Adana 7,1 olacak diye de olmuyor bu işler. Tamam depremler gerçekleşecek. Şimdi bazı arkadaşlar da diyor ki bakın deprem olmaz diyorsunuz. Olursa hukuki sorumluluğu nasıl alacaksınız diyor. Deprem olmaz demiyoruz. Depremin zamanı var. Gelmeden önce de bir şeyler söylüyor zaten depremler. Afyon Dinar depremi de aynı şekilde yapmıştı. 99'daki Gölcük depremi de aynı şekilde yapmıştı. Ve en son yaşadığımız 6 Şubat depremi de aynı şekilde yapmıştı. Bunu kimse inkar edemez. Gelmeden önce kapıyı vurdu ve arkasına geldi. Kendini belli etti. Ha bu da demek değildir ki arka arkaya küçük küçük depremler işte orada bir sismik fırtınanın olması ana bir deprem, ana bir şok geleceği anlamda da değil. Yani önce bir deprem olduğu şey de olmaz. Yani öyle bir şey, emare de çıkartamazsınız. Ama şöyle bir durum var. Gelmeden önce büyük depremler ben geliyorum deyip emare veriyor ve bunları iyi takip etmeniz gerekiyor. Hangi deprem işte nerede ne üretmiş kutuplaşmalara bakmanız gerekiyor. Bir sürü parametresi var. Şimdi kafanızı artmayacağım o konuda. İyi gözlemlersek depremleri yakalarız. Ama hangi fayı gözlemleyeceğiz? İnanın ki gerçekten çok zor. Sismik boşlukları daha önce de anlatmıştık size. Ya bu sismik boşluklardaki işte yarı su en basiti. Yani oradaki sismik boşluğu biliyoruz ama deprem ne zaman üreteceğini bilemiyorsunuz.
Bir de tarihsel kayıtlar çok sağlam değil. Hangi fayın üzerinde olduğunu da bilemiyorsunuz. İşte Bingöl depremi diyorsunuz. Veya Lice depremi. En yakın hangi fayın üzerinde olduğunu tam olarak bilemiyorsunuz ki. Yani istediğiniz kadar atın tutun. En yakın Hendek. Yani 1943 Hendek'ten tam olarak nerede kırıldığını hala, yani yırtılmanın nerede gerçekleştiğini bilmiyoruz. O yüzden ben o konuda zaten daha önce konuşmuştuk yine. Açıklama yapmıştım. Yani tarih boyunca işte deprem habercileri, işte deprem modellemeleri gibi, işte gelgit kuvvetleri, hayvan hareketlerindeki değişimlerden, işte bulutlar, ki bulutçular şu anda çok meşhur, radon gazı seviyeleri, bunlarla ilgili çok çalışma yapıldı. Ve hiçbir çalışmada somut veri elde edilemedi. Tamamen spekülatif olarak şey kaldı, bir bilim kurgu olarak kaldı. Harp teknolojisi de aynı şekilde. Harp bir iklimlendirme projesi aslında. Depremle alakası yok. Bunu daha önce de anlatmıştık. Yani Amerika'da da deprem oluyor, Çin'de de deprem oluyor, Türkiye'de de deprem oluyor, Japonya'da zaten deprem oluyor. Yani koskoca Japonya ki teknolojik olarak bizden kat be kat daha üstün. Burada depremler oluyor, harp olmuyor da Türkiye'de mi oluyor harp? Veya işte büyük ülkeler birbirlerini yıkarken işte ordu gönderiyor, işte füzeler yapıyorlar, silahlar falan neredeyse. Bu kadar maddi olarak hem manevi insan can kaybı da yine aynı şekilde bir şeyin altına giriyorlar, bir yükümlülüğün altına giriyorlar. Harp varsa hiç öyle bir şeye gerek yok. Salla salla yık yani, değil mi ortalığı? İşte o yüzden bu harp olayına falan da lütfen fazla takılmayınız. Lütfen fazla takılmayınız. Bilim kurgu ve komplo teorileri bunlar. Diyecekler ki gemi geldi, bilmem ne oldu. Evet, gemi geldi. Depremlerden önce gemi geliyor. Onlar tesadüf değil aslında. Onu daha önce de söyledim. Bu depremlerden bizler gibi yakın zamanda gerçekleşeceğini bilen Amerika Birleşik Devletleri, bakın bunu çok iyi dinleyin, depremin olacağından haberi vardı. Gemilerini gönderiyor ve deprem gerçekleştikten sonra gemisini geri çekiyor. Sırf bir gövde gösterisi. Oradaki gerilmenin ne zaman atacağı, 6 ay sonra olsaydı belki de 6 ay boyunca duracaktı o gemi orada. Daha sonra İzmir'den, işte İzmir'e doğru gitti, oraya gitti, buraya gitti. Bakın ben çok ciddiyim bu konuda şeyim, bu depremin tam zamanını bilemesek de gerçekten gerçekleşeceği belli. Ve yakın zamanda geleceği de belliydi. Çünkü Aralık ayında da yine kendini belli etmişti. Hatta o zaman evinize girmeyin diye de kendimi burada yırtmıştım, bas bas da bağırmıştım. Aralık ayında evinize sokmadım. Beni dinleyenler onu iyi biliyorlar. Bir gün boyunca dışarıda kalın, benden haber bekleyin. Özellikle bilim insanlarından diye bunu söyledik. Şimdi şöyle, yani depremi önceden bilmek diye bir şey yok. Bunlar tamamen tesadüf. Şimdi ben 22 Ocak'ta bu konuyla ilgili bir tweet attım. Depremi bilmiş olmadım. Bu tesadüf oldu. 10 gün sonra deprem gerçekleşti. Tesadüf oldu çünkü zaman veremedikten sonra deprem diye, yani kestirme diye bir şey yok arkadaşlar. Tam zaman vereceksiniz. Gün, ay, tarih, şu saatte zamanı vereceksiniz. Deprem odur. Yani depremi tahmin etmek odur yani. Ama oradaki gerginliği tespit etmek çok farklı. Şimdi ithal falcılardan, ithal bilim adamlarından, bilim insanlarından bahsettik. Bunlar da sürekli böyle bizlere korku pompalamaya devam ediyorlar. Tek tek fayları anlatacağım birazdan. Zaten bakacaksınız. Yani Kayseri'den girelim, Adana'dan çıkalım diyorum ama çok kısa geçeceğim. Çok da vaktinizi almamak için. Çok teşekkür ederim. Şimdi isterseniz haritalı anlatıma geçelim. Evet dostlar, şimdi harita üzerinden devam edelim. Pütürge segmenti şu kısım, işte Sivrice segmenti var. Pütürge yine bu şekilde burada. Burada Palu segmenti devam ediyor. Haritalı anlatmak daha bu şekilde size açıklayıcı olur diye gösterdim. Bu son bir aydaki deprem sismik aktivite. Yani Pütürge segmenti Çelikan'dan sonra hareketi görüyorsunuz zaten. Burada yani 1971'de Bingöl depremi, 1975'te Lice depremi oldu. Yani bunların büyüklükleri 6.9 ile 6.7 arasında değişti biliyorsunuz. Yani 2020'de ne oldu? Tam şurada, tam şu artçı kümelenmesinin olduğu yerde 2020'de Elazığ depremi oldu. 6.8. Elazığ biraz daha yukarıda. Yani bu deprem ve diğer saymış olduğum depremler buradaki enerjinin bir kısmını zaten büyük çoğunlukla aldı. Yani şu kısımda sizin 7'lik 7 üzeri bir deprem bekliyorum demeniz tamamen spekülatif amaçlıdır. Ben onu söyleyeyim. Yani kendi ülkelerinizdeki fayların durumlarından bahsedin de oradaki sarsıntılara veya başka ülkelere, ya bizim ülkemizi bırakın artık yakasını ya. Ciddi söylüyorum yani. Bizi bırakın, bizi bize bırakın. Biz zaten kendi içimizde yeterince kavga ediyoruz. Bir de sizle uğraşamayız. Şimdi burası Malatya. Malatya merkezi görüyorsunuz. Zaten Malatya'da çok fazla deprem oluyor. Sürgü fayından, Çardak fayından da bahsettik. Şu haritayı biraz daha şöyle açarsam. Şimdi aşağıda oynayacağım, hemen Kayseri ve Malatya deyip bitireceğim zaten. Hatta Adana'ya da uğrayacağız bir. Adana'ya da uğrayalım. Şimdi şunu da bir şöyle küçültürsek. Sismik aktivitenin hareket şeyini görüyorsunuz zaten bak. Depremin gerçekleştiği yerlerdeki sismik aktivite. Bakın depremin gerçekleştiği yer. Depremin gerçekleştiği yer. Şu iki yerdeki kutuplaşmaya bakın. Yani her tarafta bir kutuplaşma olmuş değil mi? Çardak sürgü fayı üzerinde ve Pazarcık işte Doğan Öldeniz kırığı üzerinde kutuplaşma görüyorsunuz. Burası da ne demiştik? Daha önce 6.10'da 8'de yırtılan yerin Elazığ'daki onların
artçı kümelenmeleri diyebiliriz. Çünkü buradaki tetiklemeyle bir gerilim transferi oldu. Burada da ufak ufak son bir aylık verim arkadaşlar burası. Son bir aylık. Yani 3 aylığa bakarsak zaten yersiz kalmaz. Her tarafta bir sallantı oldu. Şimdi şurası bakın Maraş merkez. Şimdi Maraş merkezi daha büyüterek geleceğim. Malatya yine aynı şekilde. Bakın bu depremler buralarda gerçekleşecek. 6 büyüklüğüne kadar şu kısımda, şu gördüğünüz kısımda 6 büyüklüğüne kadar artçı niteliğinde ve komşu kırık depremler niteliğinde depremler olacak. Bu her zaman söylüyorum 1, 2, 3, 5 ay değil, işte 1, 2, 3, 5 yılda diyemezsiniz. Bunlar bu depremlerin tetiklemesi sonucu oluşacak. Şimdi Kahramanmaraş merkez burası tam dostlar. Kahramanmaraş merkezdeki fay zonları tamamen uyur vaziyette. O kadar iki tane büyük deprem ve iki tane büyük artçının arkasına yine de burada hiçbir şey sistematik olarak bir sismik aktivite gerçekleşmedi. Bu konuda benim içim rahat. Kahramanmaraş merkezindeki faylar uyuyor. Kayseri'ye gelecek olursak bakın Kayseri'de Erkilet fay zonu üzerinde zaten depremler ufak ufak gerçekleşiyor. Burada 1717 yılında da büyük bir deprem gerçekleşti ve bu 1717'deki depremin arkasına yine onlarca dörtlük işte yaklaşık ondan fazla da yine beşlik depremler 1717'den beri burada gerçekleşti. Burada Moluköy'ü var. Moluköy'ü çok büyük zarar görmüştü o zaman ve Kayseri merkeze de büyük zararlar vermişti. Şimdi 1835 yılında da Erciyes fayı üzerinde deprem gerçekleşti. Bu da işte Talas'tan şeye kadar Kayseri merkeze kadar büyük depremler, büyük hasarlar yarattı. Daha yukarıda neresi var? Şöyle bir çıkalım. Deliler fayımız var. Bu Deliler fayı daha önce de belirttiğim gibi Gemerek ve Şarkışlı arasında altılık depremlere gebe. Bunu söyleyelim. Fazla etkilenir mi buradan? Kayseri fazla etkilenir mi? Zannetmiyorum. Ama burada altılık, 6.5'a da varabilecek depremler olabilir. Çünkü buranın tarihsel şey yok. Verisi yok. Varsa da ben ulaşamadım. Ben bu konuda bilgisizim diyebilirim. Bilgim yok. Çünkü burada bu depremi bekliyorum. Bekliyorum derken bu sıkışma burada var. Ama ne zaman olacağını tabii ki kimse bilemez. Kayseri merkez içinde konuşmuştuk. Az önce yine tekrar edelim. Ben burada 5 kuşun üzerinde deprem beklemiyorum. Heceleyerek söylüyorum ki anlamayanlar daha iyi anlasın. Umarım da yanılmam. Şimdi ne yapalım? Şöyle Adana'ya doğru bir gidelim. Adana. Evet. Şimdi aman Adanalı, canım Adanalı. Artık sorular geldi. Bana da Adanalı. Artık nasıl söyleyeyim? Yani gerçekten çok fazla soru geliyor. Bakın bir Malatya, iki Kayseri, üç Adana, bu üç ilden başka yerden gelmediği kadar sorular geliyor. Karataş fayı, yumurtalık fayı. Hiçbir sismik aktivite yok. Bak son bir aylık veri. Yine bizim burada neyimiz var? Ecemiş'ten, tabii Mersin biraz korkuyor Ecemiş'ten. Ben korkmuyorum. Ecemiş'te şu an şimdilik bir şey yok. Burada yok işte Kozan fayı, o fayı, bu fayı 600 sana 40 var arkadaşlar. Tek tek her birini ne inceleyebiliriz ne buna kimsenin gücü yetebilir. Biliyorum diyen de yalan söyler zaten. Ama ben Adana içinde 6'nın üzerinde deprem beklemiyorum. Hemen 6'da 8, 7'da 1 ile bir kurultay saçmalığıyla tabii buradan doğru olmadığını söyleyelim. Öyle bir kurultayın da olmadığını. Normal deprem kurultayı toplandı ama Adana için özel bir toplantı yapılmadı. 7-10'da 1 deprem üretebilir. Evet üretir ama ne zaman üretir? Bunun şu anda üretemeyeceği kanaatindeyim. Yani dediğimiz gibi yıllık kayma hızlarına falan baktığınızda ne kadarlık üretir? 6-10'da 1'lik, 6-10'da 5'lik deprem üretir diyebilirsiniz. Ama buradaki 6'lık bir enerjinin üzerine çıkacağından, kesinlikle çıkmayacağından kesinlikle eminim. Umarım da yine tekrardan yanılmam. Çünkü burası yeterince deşarj oldu. Birazdan işte deşarj olayında tekrardan değiniriz. Evet burayı böylece kapatalım. Adana'yı söyledik. Malatya'yı söyledik. Biraz daha aşağıda Kahramanmaraş merkezindeki şu faydan bahsettik. Şimdi burayı kapatalım. Bir açıklamayla size veda edelim tekrardan. Şimdi bir kapanış yapalım isterseniz. Deprem bölgesi için özellikle söylüyorum. İşte Antep, Urfa falan diye lütfen ayırt etmiyoruz. Artçı dediğimiz olay neydi? Yakın merkezli, ana şoklara yakın olan ortalama 1-2 segment boyunca, hatta 2 diyorum ben ona, 2 segment boyunca gerçekleşen depremler artçı diyoruz. Daha fazla, daha uzun yani ortalama 50 kilometre, 100 kilometreden daha uzun bir yerde gerçekleştiyse buna da komşu kırık depremi diyeceğiz. Bu saatten sonraki depremler tetiklenmiş depremler değil. Onu tekrardan belirtelim. Bunlar gerilim transferiyle yüklenmiş olan faylardaki enerji salınımları olacak. Ortalama 6'lık, 6.5'luk yakınlar için, yakın şey için söylemiyorum bunu. 6.5'luk depremler bu tip 7-10'da 8'lik ve 7-10'da 5'lik depremden sonra olasıdır. Ama biz bunu daha önce de tekrar belirttik. 7.5'luk, düzeltiyorum, 6.5'luk, 6-10'da 6'lık depremlerimiz 2 tane geldi zaten. Artçı nitelindeki depremlerden bahsediyorum. Ölüdeniz Kızı üzerinde Hatay'daki gerçekleşen depremden bahsetmiyorum. Daha çok Hatay Lazkiye tarafına doğru, güneye doğru bindirme var demiştik. Orada 6-10'da 4, 23 Şubat'ta gerçekleşmişti. O bağımsız bir depremdi. Şey değildi.
artçı değildi. Onu da tekrardan buradan sizlere bildirmekte fayda görüyorum. Arkadaşlar, elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Yine sürçülisan ettiysek affola. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.